Usura d'oro. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, insanlar bozulunca, din kaybolunca, insanlardaki Allah korkusu gidince, haramlardan, günahlardan insanlar sakınmayınca ve ekseriyet böyle olunca onların başına gelenler de, yani onları yönetecek olanlar da, mesela devlet başkanları, bir kurumsa bu, oranın patronu, müdürü filan, onlar da kendileri gibi mi olur? Ya bu konuda hadis-i şerifler var. Amelleriniz amirlerinizdir. Amirlerinizdir. Ve bizim anlayacağımız şekilde İslam alimlerinde Ameş lakabıyla meşhur olan Süleyman bin Mihran Hazretleri buyuruyor ki, halkın işi, gücü, fitne, fesat olunca şerriler, kötüler onların başlarına geçer. Kim davet etti? Kendimiz. Kendi amelimiz davet etti. Evet. Hatta bir hadise anlatılıyor. Behlül Dana Hazretleri ile alakalı meczup bir evliyadır buyuruyor kitaplarda anlatılırken. İşte Abbasi Halife'den Harun Reşit Hazretleri zamanında yaşamış. Bir gün Halife Harun Reşit Hazretleri'nin mahiyetiyle beraber sokağa çıkmış, giderken bakmış sokağın öbür ucundan da hızlı hızlı, telaşlı Behlül Dana Hazretleri geliyor. Allah Allah demiş, bu demiş hızlı hızlı, telaşlı nereden geliyor ki böyle? Merak etmiş halife. Oraya yaklaşınca selamlaşıyorlar. Diyor ki hayırdır, nereden geliyorsun böyle? Gayet böyle telaşlı ve de hızlı bir şekilde. Ahiretten diyor. Ahiretin neresinden geliyorsun diyor. Cehennemden diyor. Cehenneme niye gittin diyor. Ateş almaya gittim diyor. Yeni de ateş mi, ateş yok diyor. Vermediler mi? Sırf arada bu konuşma devam etsin, halifeye aynı şekilde bir emir marufta bulunmak için uzatıyor. Bana cehennemdekiler dediler ki herkes ateşini dünyadan kendisi getirir. Ya biz burada ateş üretmiyoruz yani. Herkes kendisi getirir. Dolayısıyla yani insanlar bozulduğu zaman iyisi gelmez onun başına. Olmaz öyle şey. Hani Süleyman Mihran Hazretleri gibi işi gücü fesat fitne falan. Melek gibi birisi gelsin. Olmaz öyle şey. Zaten o melek gibi birisine tahammül edemezler öyleler. Layık değiller yani. Layık değiller tabii. Herkes layık olduğu şekilde aynı şekilde evet. İdare edilir. Bu hiçbir zaman değişmez. Şimdi insanların arasında mesela fitne yayıyorlar, dedikodu yapıyorlar. Fitne uykudadır, bunu uyandıran Allah lanet etsin. Bu hadis-i şerif. Fitne çıkarmak adamı öldürmekten daha kötüdür. Bakara suresinin 217. ayet-i kerimesinin mealidir bu. Fitne çıkarmayınız. Söz ile çıkarılan fitne, kılınç ile olan fitne gibidir. Zalimlere, facirlere, milleti çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne, kılınç ile yapılan fitneden daha zararlıdır. Yani altını yalanla besleyip bir şey söylüyor. Zamanımızda çok oluyor Mustafa Bey ya. Şimdi eskiden bir iki tane televizyon vardı. O da bazılarının elindeydi. Bilemiyorlar. Şimdi çok çeşitli olduğu için. Birisi diyor ki şöyle. Öbür televizyon diyor ki bu yalan. Hemen ortaya çıkıyor yalan. Yani eskiden derlerdi. Yalancının mumu yatsıya kadar yatsıya falan kalmıyor yani. Kalmıyor yani. Dakikasında adam kuşluk yani. Vaktinde söylese öyle vakti çıkıyor. Evet. Yani yatsıya da falan da kalmıyor. Herkes birbirinin peşinde. Sosyal medyada aynı şekilde. Uydurup aynı şekilde söylüyorlar. Mesela kandil gecelerinde bakıyorsun böyle kokulamcıya giriyor. Kendine göre uygun gördüğü bir şeyi paylaşıyor. Onu zaman zaman hep anlatıyoruz, naklediyorum da bir tanesi bir gün geldi baktım falan. Cevap vermiyordum da yazdım. Bunun kaynağı nedir falan. Yazmış. Ben bilmiyorum, sen biliyor musun? Bilmediğin şeyi niye yapıyorsun o zaman? Bu ister dini konuda olsun, ister aynı şekilde sosyal yapıda olsun, ister o mahallenin, o köyün, o mezranın neresini düşünürsen, yani insan toplumun bulunduğu herhangi bir yerde onları rahatsız edecek, huzurlarını kaçıracak herhangi bir şey yapmak, herhangi bir şey söylemek fitnedir.
Peki insanlar arasında bu yayılırsa ne olur? Yayılırsa işte o zatın buyurduğu gibi olur. Hadis-i şerifte bildirilen olur. Yani insanların başına o zaman sağlam birisinin gelme imkanı mümkün değil. Evliyanın büyükleri Allah-u Teala ile beraber olunuz. Buna gücü yetmezse Allah-u Teala ile beraber olanlar mı olunuz ki sizi Allah-u Teala kavuştursunlar buyurmuşlardır. E şimdi bu varken gidiyorsan fitne fesat çıkartırsan başına daha öncelikle şerriler gelir. Ama Evliya-i Kiram buyurduğu şekilde hareket edersen sen Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak anlatan Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını 3-5 kişi bir araya gelerek oturur, okur ve orada bildirilenleri hayatına uygular ve insanlara iyi muamele edersen merak etme senin başına da iyi kimseler gelir. İyi kimseler gelir. Hani bir hadise var yani belki bizi izleyen ve dinleyenlerin de bilenleri vardır. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman Han'a yaşlı bir kadın geliyor. Diyor ki eve diyor hırsız girmiş. Tabii sultan da şey yapıyor falan. Peki diyor eve hırsız ne zaman gidiyor? Gece. Siz ne yapıyordunuz? Uyuyorduk. Ve hatun diyor yani eve hırsız girmiş takırtı duymadın mı? Duymadım diyor. Nasıl olur diyor falan. Vallahi diyor sultanım sultan uyanıktır diye biz rahat rahat uyuyoruz. Yani. Tabii ders veriyor orada. Sultan uyanıktır diye. Biz diyor rahat rahat uyuyoruz. Öyle insanların başına gelen onu düşünmesi gerekir. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri geceleri boyuna dolaşırmış. Hani bir seferinde bir hadise var. Gidiyor bakıyor ki şehrin dışında bir çadırın önünde işte bir ocak yanıyor. Ocakta bir tencere var işte birazdan pişecek yaklaşıyor. Yani diyor ki nene diyor niye diyor şey yapmıyorsun falan. O diyor tencerede ne var? Ne var diyor. İki tane taş koydum, su diyor. E diyor bunların babaları, babalar diyor, cihada gitti şehit oldu. Dedeleri o da diyor. E peki diyor, halifeye diyor, niye haber vermedi? Ben mi haber vereceğim diyor. Niye halife oldu o zaman diyor. Niye devlet başkanı oldu diyor, benden haberi olmayacaktı da diyor. Doğru söylüyorsun diye hemen dönüyor. Ashab-ı kiramdan birisini daha uyandırıyor. Bir kendi bir çuval öbür eshab-ı kiram diyor ki ya emir olun ben alayım yok diyor. Benim bunun hesabını ahirette benden soracaklar. Çuvalı kendisi sırtına alıyor. Ona da yağ veriyor geliyorlar. Ondan sonra ocağı tekrar yakıyorlar. Un çorbası yapıyorlar. Çocuklar uyanıp getiriyor. Şey yapıyorlar falan. Kadıncağız diyor ki ha evladım diyor. Şu Ömer'in yerine sen halife olsaydın. Senin haberin var bizden yani. Onun yerine diyor sen diyor halife olsaydın. Diyor ki nene sen yarın gel. Diyor ki götürelim seni. Ondan sonra gidiyor bakıyor ki halifelik makamında şimdi oldu. Şimdi oldu. Dolayısıyla hatta bir ashab-ı kiramla da kabilleştikleri veyahut da oğluyla kabilleştikleri iki tane böyle ayrı ayrı nakil var. Vefatımızdan sonra rüyada hangimiz önce vefat ederse rüyada görülelim halimizi birbirimize söyleyelim. Hazreti Ömer vefat ediyor. Oğlu bir sene sonra görüyor. Babacığım diyor bir senedir bekliyordum. Oğlum diyor yeni bitti diyor. Dicle nehri kenarında diyor bir köprü göçmüş olsa o nehrin üzerinde oradan bir hayvan giderken ayağa takılıp da aynı şekilde veyahut da o tamir edilmese kırılmış olsa köprünün bir tarafı hayvanın da ayağı oraya takılıp kırılsa onun bile hesabını benden sordular. Onu tabii ya. Onun bile hesabını benden sordular. Dolayısıyla hani şimdi insanlar bazen böyle cahil olduğu için cesur olur diyorlar ya. Evet. Kitaplarda öyle geçiyor. Beni diyor belediye başkanı seçin. Beni cumhurbaşkanı seçin. Beni başbakan seçin. Ya iyi de insanların başına gelince bunun hesabı ağır. Nimet de çok. O ayrı bir mesele. Nimet de çok. Fakat insanların kendisi bozulduysa, insanlar yalancıysa, insanlar sahtekarsa, insanlar fitne fesat çıkartıyorsa başlarına iyi kimse gelmez. Peygamber diyor ki amelleriniz amirlerinizdir. Bu hiç değişmeyen bir ölçümdür. Evet hiç değişmeyen bir ölçüdür. Ve Süleyman ve Mihran Hazretleri'nde buyurdukları gibi. Yani onların başına kötü kimselerden başkası gelemez. Dolayısıyla fitne fesat çıkarmak, dedikodu yapmak, gıybet etmek, laf taşımak, insanların huzurunu bozmak haramdır, günahtır. Fitneye sebep olmak veya mani olmamak, dedikoduya, gıybete devam etmek, Allah-u Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin elden çıkmasına ve gadabının harekete geçmesine sebep olur. Allah-u Teala nasıl gadab eder? Kötüleri başına getirir. Değil mi? Ha, öyle. Ondan sonra da inim inim inlersin. Nereden geldi bu tabii, ders? Tabii. O Cengiz Han için anlatıyorlar da
İşte Bağdat'ı yakıp yıkıyor falan da bir İslam alimi falan için. Diyor ki bak diyor geldim diyor. Yok diyor sen gelmedin. Biz çağırdık. Davet mektubu almadım. Gerek yok ona diyor. Biz diyor Allah Teala'nın emirlerinden yüz çevirdik. Yani yüzümüzü ahiretin dünyaya döndük. Allah Teala da diyor bela olarak gönderdi. Ben diyor gider miyim? Tabii diyor gidersin. Ordu mu kuracaksınız? Ona gerek yok diyor. Biz yüzümüzü Allah Teala'ya çevirince çünkü iyi kimselerin başına iyi kimseler gelir. Kötülerin başına da işte senin gibiler gelir diyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Hak Teala buyurdu ki, ey insanoğlu, şu üç şeyin biri senin, biri benim, biri de aramızda ortaktır. 1. Kulluk edip bana hiçbir şeyi ortak koşmamak sana mahsustur. 2. İşlediğin amelin karşılığını vermek bana mahsustur. 3. Aramızda ortak olan senin dua etmen, benim de kabul etmemdir. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de kıyamete kadar korunmasıdır. Allahü Teala Hicr suresi 9. ayetinde mealen, doğrusu kitabı, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucusu elbette biziz buyurdu. Kur'an-ı Kerim tahrif edilmeden ve değiştirilmeden gelmiştir. Nice mülhitler ve zındıklar ve bilhassa Kara Mıta fırkası onu değiştirmek için uğraşmışlardır. Bir kelimesini ve bir harfini dahi değiştirememişlerdir. Kıyamete kadar da değiştirilemeyecektir. Kur'an-ı Kerim'in icaz yönlerinden biri de pek çok muarız olmasına rağmen asırlarca değiştirilmekten korunması, beşer takatinin dışında olmasıdır. Mugayyebattan haber vermesi, münafıkların ve ehli kitabın gizlediği şeylere haber vermesi de Kur'an-ı Kerim'in icazındandır. Kur'an-ı Kerim'in mucize yönlerinden biri de şudur. Onu okuyanları ve dinleyenleri bir heybet ve ürperti kaplar. Nakledilmiştir ki bir gün Utbe bin Rebiya Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Muhammed aleyhisselam, senin getirdiğin din kavminin dinine muhaliftir." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Fussilet suresinden Ad ve Semud kavminin helak edilişlerini bildiren ayet-i kerimeleri sonuna kadar okudu. Utbe bin Rebiya heybete kapılıp elini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına doğru uzatıp yemin vererek okumayı bırak dedi. Şöyle de rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussilet suresini okurken Utbe kafası elleri arasında olduğu halde dinliyordu. Secde ayeti gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secde yaptı. Utbe ne yaptığını anlamadı ve oradan ayrılıp evine gitti. Halbuki müşrikler Utbe'yi dinlemek üzere bekliyorlardı. Gelmeyince evine gidip kapısına toplandılar. Utbe onlardan özür dileyip "Vallahi Muhammed aleyhisselam benimle öyle bir kelamla söyleşti ki bana öyle bir şey okudu ki asla öyle bir kelam işitmedim. Cevap vermekten aciz kaldım. Ne diyeceğimi bilemedim." dedi. Bülegâ'dan edebiyatta meşhur olan pek çok kimse muaraza için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelmişti. Kendilerini bir heybet ve korku kaplamış ve muarazadan karşı gelmekten vazgeçmişlerdir. O zamanın belilerinden, meşhur edebiyatçılarından olan İbn-i Mukni, Kur'an-ı Kerim'e muaraza için bir söz tertip etmek istedi. Bu işe başladığı sırada bir oğlan çocuğuna rastladı. O çocuk, Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi
44. ayetinde mealen, yere suyunu çek, göğe ey gök, sen de tut denildi. Buyrulan ayet-i kerimeyi okuyordu. İbn-i Mukni, bu ayet-i kerimeyi işitince, ayet-i kerimedeki belagat karşısında hayrete düştü. Hemen gidip, Kur'an-ı Kerim'e karşı yazdığı sözleri yırtıp attı. Kesinlikle anladım ki, Kur'an-ı Kerim insan sözü değildir dedi. Nakledilir ki, Endülüs'ün meşhur edebiyatçılarından Yahya bin Gazale, İhlas Suresinin benzerini yazmak istedi. Kendisini öyle bir heybet ve rikkat kapladı ki, hemen tövbe edip bu işten vazgeçti. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammed'siz. Hakkı'tan gelen derde derman verilmiyor Muhammed'siz. Hakkı'tan gelen derde derman verilmiyor Muhammed'siz. Çok meşgul seherlerde figan ile, son nefeste iman ile ölünmüyor Muhammed'siz. Son nefeste sana silinmiyor kalpten pasın, gönüllere Allah aşkı verilmiyor Muhammed'siz. Süt kardeşlik. 2,5 yaşından küçük çocuk, yabancı bir veya birkaç kadından birer yudum süt emerse, Hanefi'de ve Maliki'de bu kadınlar çocuğun süt annesi olur. Bu kadınların mahrem akrabaları çocuğa mahrem, yani evlenmeleri haram olurlar. Kadının öz biraderi çocuğun süt dayısı olur. Bu kadına, bu sütün gelmesine sebep olan kocası da süt babası olur. Bu adamın öz biraderi de süt amcası olur. Fakat radi'in mahremleri süt anneye ve zevcine mahrem olmazlar. Şafii ve Hanbeli de doyuncaya kadar ayrı ayrı 5 kere emmezse süt çocuğu olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed ve Şafii rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain, 2 yaşından sonra süt çocukları olmaz buyurdular. 2,5 yaşından sonra emen, Hanefi mezhebinin söz birliğiyle süt çocuğu olmaz. Bu yaşa gelen çocuğu emzirmek zaruri olmadığı için, emzirmesi caiz olmaz denildi.
Çünkü insan parçasını zaruretsiz kullanmak haramdır. Çocuğun süt anası ve süt babası ile ve bunların anaları, babaları ve kardeşleri ve çocukları ve her kuşaktan torunları ile evlenmesi ebedi haramdır. Bunlarla nesep ile akraba olsaydı yine evlenemezdi. Bu çocuğun çocukları bunun süt anası veya süt babası ile evlenemez. Çocuğun zevcesi çocuğun süt babası ile ve çocuğun zevci de çocuğun süt anası ile evlenemez. Aynı kadından emen oğlan ile kız süt babaları başka olsa ve başka senelerde emmiş olsalar bile birbirleriyle ve birbirlerinin çocukları ve torunlarıyla evlenemez. Davud-i Tâî Hazretleri. Bugün çocukluğundan itibaren ilimle meşgul olan bir büyük evliyayı anlatacağız. İlginçtir, ilimle meşgul olmasına rağmen dünyaya ve dünya malına pek bir sevgisi vardır Davud-i Tâî'nin. Davud-i Tâî, sevgili Peygamberimizin bir mucize olarak geleceğini müjdelediği büyük imam, ehl-i sünnetin reisi, büyük evliya, İmam-ı Azam Hazretleri zamanında yaşamakta, fakat dünya meşgalesi ve sevgisi, onu bu ilim menbaı, harikalar, kerametler kaynağından uzak tutmaktadır. Bir gün, bir esrarlı kişinin, ölen bir sevdiğinin arkasından söylediği beyitler, Davud-i Tâî Hazretlerine pek bir tesir eder. Şöyle demektedir meczup: hangi güzel yüz ki toprak olmadı, hangi ceylan göz ki yere akmadı. Bu sözler adeta aklını başından alır Davud-i Tâî'nin. Babasından kalan mirasın yanı sıra, ömrü boyunca biriktirmek için canını dişine taktığı serveti bir anda yoka döner gözünde. Evine gelir. O yıkılmış bir görüntü sergilemekteyse de bu yepyeni bir doğumun müjdecisi gibidir. Kalbini yakan düşüncelerden, boşa geçirilen ömürden dolayı sabahlara kadar hayıflanır, tövbeler eder bir nice. Bir daha geri dönmemek üzere çeker eline eteğini dünyadan. Henüz terk etmemiş olduğu dünyadan ruhen sıyırır çeker kendini. Öyle ki herkesin tanıdığı Davud, bir gün pazara çıktığında küçük bir çocuğun hurma istediğini görür. Fakat bir zamanların bu meşhur zengininin hurma alacak parası bile yoktur. Borç hurma ister satıcıdan. Satıcı, veresiye çalışmayacağını söyleyince başı önünde ayrılır oradan. Ne var ki pazardan biri sonradan tanır onu. Hurma satıcısı özürler dileyerek istediği hurmaları verir ona. O da çocuğa ikram eder. Kendisini dünyadan çeken Davud-i Tâî'ye, dünyayı böyle hizmetçi, insanları böyle hürmetkâr yapar Cenâb-ı Hak. O pek konuşmaz. Konuştuğunda hak için konuşur ve pek hikmetli misallerle süslediği nasihatleri dimağlara, kalplere yerleşir. Şehirlerden şehirlere, kıtalardan kıtalara yol alır menkıbeleri, sözleri. O, İmam-ı Azam Hazretlerini zindanda ziyaret eder ve o büyük imamın duasını alır ve eşi bulunmayan, kalpten dünya sevgisini çıkarıp atan, muhabbeti yerleştiren nazarlarına ve makbul dualarına kavuşur. Sonra gelir evine, gömülür kitapların arasına. Artık leziz yemeklerle, gösterişli kaftanlarla yoktur işi. Bir tellal çıkartıp, borcu olanların kendisine başvurmasını ister. Gönlünden çıkardığı ve babasından kalan mülkü satar, fakirlere, gariplere sadaka olarak verir. Daha sonra İmam-ı Azam Hazretlerinin
en yüksek talebelerinden olup ilimde bir derya olur. Daha sonra ilim deryası, marifetler kaynağı, nübüvvet yolunun rehberleri olan Silsile-i Aliye denilen veliler zincirinin 4. halkası olan İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretlerinden nice marifetler ve esrar hazineleri devşirir gönlüne Davud-i Tâi. O yürüyen bir ölü gibidir ve geçirmez boş bir anını. İnsanların ondan nasihat istemesi durumunda da yüksekliğinden haber veren büyük tevazu ile şöyle der büyük veli: sizden çok benim nasihate ihtiyacım var. Ben Allahü Teala'nın aciz bir kuluyum. Fakat insanlar sözlerinde Rabbani tesir olan bu veliye bir gün bir cenaze sonrası ısrar ederler. O zaman büyük veli İmam-ı Azam Hazretleri ve Cafer-i Sadık Hazretleri gibi büyüklerin sohbetinin bereketiyle şu muazzam nasihati yapar ki bu nübüvvet kaynağının pınarlarının kıymet biçilmez kelimeleridir. Der ki onlara büyük veli: kim ki Allahü Teala'nın vaad ettiğinden korkarsa arzularına çabuk kavuşur. Kimin arzuları çoksa ona bütün azaplar yakındır. Ey kardeşlerim, en büyük sermaye Allahü Teala'nın razı olduğu bir iş ile meşgul olmaktır. Kabirdekiler kıyamet kopunca kabir azabı kalkacağı için kıyametin çabuk gelmesini beklerler. Dünyadakilerse kabirdekilerin dile gelmez, telafi olunmaz pişmanlıklarını bilmedikleri için hep günah işlerler. Halbuki onlar da ölünce dünyadayken neden çok ibadet yapmadık diyerek pişman olacaklar diye buyurur. Allahü Teala'ya kulluk ve kullarının iki cihan saadetine kavuşmasına çalışmakla geçen ömrü 781 yılında nihayet bulur. Yalancı gölge olan dünyayı terk eder, kavuşur hakikat alemine. Nefsini, dünyayı Allah için terk edip Allah'a kavuşan büyük evliya Davud-i Tâi Hazretleri buyurdular ki: her nefs dünyadan susuz olarak gidecektir. Ancak Allahü Teala'yı zikreden kullar bundan müstesnadır. Uzun emele dalan bir kul üzerindeki kul borçlarını unutur ve tövbe etmeyi sonraya bırakır. Siz böyle yapmayınız. Dünyayı sevenler dünyalıkları için ahiretlerini terk ediyorlar. Sen Allahü Teala'nın emirlerini yapabilmek için dünyayı terk et. Senin ayıplarını araştıran kötü insanlarla arkadaş olma. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. Öyle gayret et ki Allahü Teala seni yasak ettiği yerde görmesin. Emrettiği yerden de ayrılmış bulmasın. Allahü Teala'dan haya et ki senin ona yakın olduğunu ve senin üzerindeki kudretini göz önüne getiresin. Dünyaya karşı oruçlu ol ki iftarın ölüm olsun. Kötü insanlardan aslandan kaçar gibi kaç. Fakat salih kimselerin yanında bulunmaya gayret et. Cemaatle namazı terk etme ve sünnetten ayrılma. Orucun farzı 3'tür. 1. Niyet etmek. 2. Niyeti evvel ve ahir vakitleri arasında yapmak. 3. Nehar-ı şer'ide yani imsak vaktinden güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden sakınmaktır. İmsak vakti, fecr-i sadık denilen beyazlığın
üfkü zahiri hattı üzerinde görüldüğü vakittir. Kişinin üzerinde oruç farz olmasının şartı 7'dir. 1. Müslüman olmak, 2. Bali olmak, çocuğun orucu sahih olur, 3. Akıllı olmak, 4. Darül Harp'te olanın orucun farz olduğunu işitmesi, 5. Mukim olmak, 6. Hayz, adetli olmamak, 7. Nifas üzere, lohusa olmamak. 6 şey orucu bozar. Taam yemek, içilecek şeylerden birini içmek, cima etmek, hayz, nifas, ağız dolusu kusmak. Yalan, gıybet, nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımak, yalan yere yemin gibi şeyler orucu bozmazlar. Fakat sevabını giderirler. Ve dahi 7 kimse orucu yer. 1. Hasta, 2. Misafir, ertesi gün, 3. Hayz, 4. Nifas üzere olan hatun, 5. Hamile hatunun kudreti yetmezse, 6. Emzikli olan hatun, çocuğuna zarar olursa, 7. Pir-i fani olmak. Bir kimse, Ramazan-ı Şerif'te, imsak vaktinden evvel niyet etmiş olduğu orucunu kast ile bozsa, hem kefaret hem de kaza lazım gelir. Nafile ve kaza oruçlarında kefaret yoktur. Kefaret için bir köle azat edilir. Ona gücü yetmezse, Ramazan günlerinden ve oruç tutulması haram olan 5 günden gayri günlerde, arasını kesmeksizin 60 gün oruç tutar. Bundan sonra da bozduğu oruçların gün sayısı kadar, ayrıca kaza orucu tutar. Ramazan bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 günü oruç tutmak haramdır. Ona da gücü yetmezse, 60 fakiri 1 gün veya 1 fakiri 60 gün 2 kere doyurur. Yahut her birine fıtra miktarı mal verir. Bir gün kaza orucu için bir gün oruç tutar. 5 kimseye kefaret lazım gelmez. Evvelki maris, ikinci müsafir, üçüncü emzikli hatun çocuğuna zarar verir diye tutmadıysa, dördüncü pir-i fani, beşinci açlıktan veya susuzluktan helak olmak korkusu olan kimse. Bunlar özürleri zahir olduktan sonra ancak gününe gün olarak kaza etmek lazım gelir. Bir kimse kefaret tutmaktayken Ramazan-ı Şerif veya Kurban Bayramı gelse, Ramazan'dan ve bayramdan sonra tekrar baştan başlamak üzere tutmak lazımdır. Evvelkiler sayılmaz. Oruçlu bir kimse terini yutsa yahut bir kimse boyalı ipliği çiğnese ve boyasını yutsa veyahut bir kimsenin tükrüğünü yutsa veyahut kendi tükrüğünü dışarıya çıkardıktan sonra yutsa yahut dişinin arasındaki tahamı yutsa ve yuttuğu şey nohuttan büyük olsa yahut cilt altına iğne ile ilaç zerk etse orucu bozulur ve yalnız kaza lazım olur. Bir kimse kağıt parçası veya avuç dolusu miktarı tuz yese, çiğ buğday, pirinç tanesi yutsa orucu bozulur. Lakin yalnız kaza lazım olur. Yediği tuz az miktarda olsa kefaret de lazım olur. Eşbahta zikrolunmuştur. Çünkü tuz az miktarda ilaç olarak da gıda olarak da kullanılmaktadır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Yeşil Bursa'mızın Muradiye semtindeyiz. Bundan önceki programımızda sizlere Sultan Murat Han'ı, 2. Murat Han'ın camiini ve hayatından bazı şeyleri anlatmaya çalışmış idik. Bu girdiğimiz bölüm
tam bir türbeler şehri gibi. Koca bir meydan düşünün. O meydanda 12 tane türbe var. Tabii zannetmeyelim ki hepsi de Murat Han zamanında yaptırıldı. Murat Han zamanında burada yaptırılan türbe yok. Bu 12 türbede Murat Han'dan sonra Fatih Sultan Mehmet Han oğlu, sonra torunu 2. Bayezid Han, sonra da Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında yaptırılmış türbelerdir. Ne hikmetse mesela o zamanlar başkent İstanbul olduğu halde bu türbeler orada değil, burada yapılmış. Zannediyorum ki bunda ruhani bir tesir var. Şöyle ki Osmanlı'nın ilklerinin, ilk padişahlarının ilk altısının bulunduğu yer bu şehir. Büyük evliyalarının bulunduğu bu şehir. Dolayısıyla bu iyi insanların bulunduğu yere getirip evlatlarını, yakınlarını, babalarını tevdi etmişler ki yarın kıyamette herkes yerinden kalktığı zaman yakınlarında iyi kimseler bulunsun. Azapları da ona göre olmasın veya az olsun. Bu dinimizin bize emrettiği kurallardan birisidir. Yani bunun böyle yapılmasını emretmiyor da böyle olması faziletli olur diye emir gibi tavsiyesidir. Bu şeylerin, türbelerin hemen hepsi artık kesme taştan yapılmış. Kesme taştan ekserisi 3 sıralı tablet tuğla ve kesme taşlar da yine etrafından kasetlenmiş. İkinci Murat Han burada oğlu kendinden önce vefat eden Şehzade Alaaddin ile beraberler. Şehzade Alaaddin'in defnedildiği yer şöyle bir kıbleye doğru dönersek sola bir çıkma yapmış oradadır. Oradaki bir penceresi kapı haline getirilmiş. Yani Murat Han'ın türbesine giren kimse Şehzade Alaaddin'in türbesi tarafına geçerken pencereye benzer biraz alçakça bir kapıdan. O da kapı yok. Bir geçit vermişler. Kapı dersek bir kilitlenecek bir yer olması lazım. Kapı ifadesi bu manaya gelir. Efendim Murat Han bir gün Edirne'de yanındaki işte bazı devlet adamlarıyla sahrada dolaşırken, yani kırlarda böyle bir gezintide veya bir yeri görmeye gitmişler gelirken, şimdi de öyle olmuyor mu? Bakanlar, işte başbakan veya cumhurbaşkanı herhangi bir yere gidiyor. Orada muhtelif yerleri dolaşıyor, muhtelif fabrikaları görüyor, barajları görüyor. Öyle yapılan işleri görmek için çıktığında Edirne'ye dönerken karşısına bir derviş çıkar. Ve derviş şu sözü söyler. Notlarımdan aktaracağım. Sultanım, dünya maslahatı tamam oldu. Senin dünya ile yapacağın işler tamamlandı. Şimdiden sonra ahiret maslahatını görsen ve tövbe ve istiğfarla vakit geçirsen münasip olur. Derbe kaybolur. Ararlar, sorarlar kimdir, neyin nesidir bu derviş? En sonunda öğrenirler ki bu derviş Emir Sultan Hazretlerinin müritlerinden birisi. Murat Han da Emir Sultan'ı çok severdi. Emir Sultan Hazretleri de Yıldırım Bayezid Han'ın tabii ki damadı olduğu için, yani hanedana akraba, hem de devrin o gün için Bursa'daki ulemasından en büyüğü. Ha, bunda bir hikmet vardır der. Şimdi bazılarımız, efendim dünya maslahatı tamam oldu, artık ahiret maslahatını görme zamanıdır, tövbe ve istiğfar etmelisiniz sözünü alıyorlar. İkinci Selim Han'ın vefat etmeden önce tövbe etmesini de yanına koyuyorlar. Diyorlar ki çok içerdi, böyle uygunsuz işlerle çok uğraşırdı. Düştükten sonra hemen tövbe etti. Yanına sadrazamı çağırdı, Şeyhülislam'ı çağırdı. Efendim siz şahit olun ki ben yaptıklarıma tövbe ettim diye. Öyle tövbekar oldu da öldü diyorlar. Yani içti, ondan sonra tövbeyle son anda kurtardı. Hayır.
her ölümünü hisseden insanın tövbekar olması şarttır. Fakat bu illa ölümü hissetmekle olmaz. Bizim her gün, her 24 saatimizde, akşam yatağa yatmadan önce tövbe istiğfar etmemizde ne zarar var ki efendim? Günün muhasebesini yapmak, dünyalık olarak da, ahiretlik olarak da hepimize lazım. Ve hakikaten Murat Han bir baş ağrısı saplandı. 3 gün içerisinde vefat etti. O 3 gününde de oğluna çeşitli nasihatler etti. Çünkü Osmanlı sultanları ölmeden önce eğer çok ani bir durum yoksa kendinden sonra başa geçecek olan evladına mutlaka hem vasiyet hem nasihat şeklinde herkese de lazım olacak şekilde bir insanın nasıl davranacağını anlatan sözleri Osman Gazi'nin, Ertuğrul Gazi'nin, Orhan Gazi'nin bütün ölmeden önce evlatlarına nasihatleri ve vasiyetleri vardır ki hepsi hakkında ciltlerle kitap yazılacak şeydir. Şimdi geçelim başka bir açıdan daha bu türbeyi görelim efendim. Murat Han hükümdarlığı sırasında birçok yeri fethetti. Bunlardan bazılarını söylemek istiyorum. İzmir, Alacahisar, Güvercinlik, Canovası, Kütahya, Selanik, Yanya, Semendire, Mora'nın yarıya yakını, Akhisar. Defalarca Avrupa'ya gazaya gitti efendim Sultan Murat Han. Ve en sonunda Macarlarla 10 yıllığına Zegedin Anlaşması'nı imzalamış olan padişahtır. O Zegedin Anlaşması ki veya Zeged de diyorlar, anlaşmasıdır ki tahtı oğluna bıraktı. Nasıl olsa 10 sene söz verdiler. Hem de dinleri üzerine yemin ederek iki tarafta efendim. Hem Osmanlı hem Macarlar. Ama Papa dedi ki Müslümanlara verilen söz söz değildir. Edilen yemin yemin değildir. Korkmayın başınıza hiçbir şey gelmez. Ben varım burada. Sanki Allah-u Teala'nın yaratacağı bir belaya dur mu diyecek yani Papa. Öyle demek istiyor yani. Efendim Murat Han'ın çok hayratı vardır. Bilhassa Edirne'yi de çok severdi. Bursa'yı sevdiği kadar severdi. Gerçi Bursa'ya defnini kendisi arzu etti. Hatta emretti. Öyle olursa iyi olur diye vasiyet etti diyelim. Çünkü ölen insanın emretmesi olmayabilir. Bursa'da 3 defa mühim rüya gördü. Birisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gördü ve dedi ki sen burada efendim benim hadis-i şeriflerimi okutacak bir mektep yap. Darül Hadis Camii'ni yaptı. 12 bin metrekarelik bir alana, daha doğrusu Darül Hadis Medresesi'ni yaptı. Hem cami şeklinde yapıldı, namaz da kılınıyor ama aslı medrese. Fakat zaman içerisinde oradan bir demir yolu geçirildi. Darül Hadis'in arazisinden geçti efendim. Tarihi yerlere o zaman hürmet yoktu ki. Demir yolu şuradan geçsin diyecek kimse yoktu. Aman aman demir yolu kısadan gitsin, ucuza gelsin. Tarihi eser ne olursa olsun. Şu anda bile geçen Avrupa trenleri Darül Hadis Camii'nin, şimdi artık camiye çevrildi, medresesi kalmadı, duvarlarını zangır zangır sallayarak geçiyor efendim. Hala titreşimi var. Efendim, bir rüyasında Mevlana Hazretleri rahmetullahi aleyh gördü. O da dedi ki bir Mevlevi tekkesi yaptırsanız iyi olur. Bir de Mevlevihane yaptı. Daha doğrusu o Mevlevihane olduktan sonra bazı aksamalar oldu. Tabi iyilerin arasına iyi olmayan insanların da karıştığı yerler olabiliyor. Bazı ihtilaflar çıkınca orası kapatıldı. Ve 3. Murat Han'ın, 2. Murat Han'ın efendim cami haline geldi. Bir de Edirne'de meşhur olan 3 şerefli dedikleri Edirnelilerin aslında 3 şerefeli dedikleri aslında da 3 şerefli olan cami. Şimdi doğru 3 şerefeli bir cami var. 3 şerefesine de 3 merdiven çıkıyor. Selimiye'den de neredeyse 100 seneye yakın zaman önce olmuş. Hatta biraz daha fazla.
zaman önce yapılmış. Yani Selimiye'deki minareye çıkan üç merdivenlere bakıp da bu Osmanlı coğrafyasında bir ilk falan demeyelim. Esas ilk olan 2. Murat Han'ın yaptırdığı üç şerefeli, yani üç şerefli cami. Bunun mimarı Kötürüm'dü efendim. Konyalı bir Kötürüm zattı mimarı. İnşaat tezkeresiyle getirirler götürürlerdi işçileri inşaat yerine. Böyle sanki bir çimento torbası konmuş gibi onu taşırlardı. Ve ondaki akustik başka camilerde ben rastlamadım. Tek kubbede öyle bir akustik meydana getirmiş ki efendim, şaşıyorsunuz. Kendi sesiniz kendi kulağınıza döndüğünde bambaşka bir hal alıyor efendim. Evet. Bir rüya gördü. İnşaat devam ederken rüyada üç büyük melek gelmiş. İşte Cebrail, İsrafil, Mikail aleyhisselam diyelim. Gelmiş. O merdivenlerde, caminin inşaatına çıkan merdivenlerde muhtelif yerlerde oturmuşlar. Yan yana değil. Muhtelif yerlerde ve sohbet ediyorlar. Sabahleyin o tezkerede gelen mimarı çağırıyor. Gel bakalım. Şurada, şurada, şurada şu melekleri gördüm. Onların yerine birer sütun dik. O da birer tane sütun dikiyor. Şu anda üç şerefli camiye girerken merdivenlerde üç sütun var. Kimse de merak edip de orayı gezmeye gidenler, ya bu sütunlar ne kardeşim, burada şenlik mi yapılmış, ne olmuş, hoparlör direği mi falan sormuyor. Öyle bakıyorlar. Ben soruyorum, onlar neydi? Vallahi gördüm ama ne olduğunu bilmiyorum ki. Merak dahi etmiyoruz. Çevreyi iyi araştırıcı olmamız lazım. Ve Murat Han bu hayratını yaptırırken bir yandan da çocuğunun da eğitimiyle uğraşmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han çocukluğunda çok böyle yumuşak, kuzu gibi bir çocuk değildi. Ona hoca dayanmıyordu. Gelen hoca padişaha geliyor, efendim beni affeder misiniz bu görevden diyor. Af dileyip kaçıyor. Af dileyip kaçıyor. En sonunda Molla Yegan Hazretleri hacca gideceği sırada padişahtan izin istiyor. Efendim hacca gideceğim, müsaade eder misiniz? Tabii buyuruyor. Mısır yoluyla hacca geliyor. Sonra da dönüşte Mısır yoluyla Edirne'ye geliyor. O dönüşünde Mısır'da, Kahire'de, yani o zamanki adıyla Fustat şehrinde Molla Gürani Hazretlerini görüyor. Heybetli, yüzü fazla gülmüyor. Fakat ilim deryası. Herhalde bizim şehzadeyi bu uslandırır diyor. Adamcağızı ikna ediyor. Padişahımız ilim adamlarının çok kıymetini bilir. Hiç merak etmeyin, rahat edeceksiniz deyip onu ikna ediyor, getiriyor. Hacdan geldiği için padişah ziyarete geldiğinde bize bir hediye getirmedin mi diyor padişah. Getirdim efendim, getirdim diyor. O da dışarıda bekliyormuş. Kabul buyurursanız Molla Gürani Hazretleri'ni getirdim. Çok memnun kalıyor. Ve Molla Gürani Hazretleri ilk derse gittiğinde Fatih'e elinde ufak bir sopayla gidiyor. Hani de Osmanlı'da işte falakayla eğitim yaparlardı, dayak atarlardı falan. Yok efendim böyle bir şey. Dayak hapishanelerde falan olur yani. Karakollarda şimdi, karakollarda bile dayak kalktı. Copla bile vurmak kalktı. Efendim ne hikmetse Osmanlı'nın eğitimi illa falakalı, yatır yere, vur tabanına, barbar bağırsın, sonra da bunu öğren diyeceksin. Bu ilim mi olur efendim yani? Bu ilim mi olur? Kinle ilim bir arada olmaz ki. Ya kin olacak ya ilim olacak. Elde sopayla girince Fatih şöyle bir bakıyor. Bunda bir şey var diyor ya. Bu adam eli sopalı herhalde falan diyor. Ama haylaz da bir çocuk yani. Diyor ki hoca, o elindeki sopa ne falan bir rivayette. O da diyor ki işte eğitim. Eğer bilemezsen bunun gölgesini sırtında görürsün. Ama öyle değil aslı. Hiç de öyle değil. Bir cümle yazıyor Arabi. Darab dühü tediben. Ben onu edeplendirmek için vurdum. Edebe davet için vurdum anlamına. Bu cümleyi çöz bakalım diyor. Fatih çözüyor ama oradaki şifreyi de anlıyor. Diyor. Bu yüzü de gülmüyor. Bakarsın bilemezsem beni dövebilecek diye de bir ürküntü geliyor. Hepsi o kadar. Ve İstanbul'u fethedecek bir Fatih ortaya çıkıyor. Molla Gürani Hazretleri'nin elinde.
Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız. Bursa'daki çekimlerimize inşallah bundan sonra da devam edeceğiz.